Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ev satın almaya ilişkin bir dizi video hazırladık. Ev fiyatlarının neden bu kadar yükselmiş olabileceği konusundaki fikirlerimi sizinle paylaşmıştım. Ayrıca satın almak veya kiralama kararını verirken nelere bakıyoruz bu konuda da konuştuk sizlerle. Ancak olan şu ki pek çok kişi bana bu saydığım videoları anlatırken kullandığım varsayımların fazla basite indirgenmiş olduğunu söyledi. Sadece faiz ödemeli kredileri örnek verdiğimi, kredileri ve diğer masrafları değerlendirmelere dahil etmediğimi, bunun gibi konuları da göz önünde bulundurma gerektiğini belirttiler. Aslında bu konuları da dikkate aldım ama konunun kolayca kavranabilmesi için oldukça basite indirgemeye çalışmıştım böylece basit bir matematiksel hesaplamayla yaklaşık bir sonuç elde edebilecektik ve ev satın alma veya kiralama seçeneklerini karşılaştırırken sadece ana etkenler hakkında düşünecektik. Ancak gelen önerilere de kulak vermek istedim ve neler olabileceğini hesaplayabilmek için finansal bir model hazırladım sizlere. Bu finansal model ve kullanacağınız varsayımlar size Gayrimenkul fiyatlarının yükselmesi veya düşmesi durumunda nelerle karşılaşabileceğinizi öngörme açısından yardımcı olacaktır. Hatta faiz oranlarının değişmesi durumunda nelerle karşılaşabileceğiniz hakkında da fikir veriyor olacaktır size. Evin önce %10'unu ödersem ne olur veya %20'sini ödersem ne olur gibi çeşitli durumları düşünmelisiniz. Ben de bu düşüncelerle şimdi üzerinde konuşacağım. Finansal modeli kurguladım ve bu finansal modele de ev satın alma modeli ismini verdim. Sizler dilerseniz bu modeli bilgisayarınıza indirip değişik hesaplamalar yapmak için de kullanabilirsiniz. Bu bahsettiğim modeli kan Akademi'nin internet sitesinden de indirebilirsiniz. Bu bir Excel dosyasıdır ve bilgisayarınızda Excel programı varsa bu dosyayı rahatlıkla indirebilirsiniz. Böylece bu videoyu izlerken sizin de oradan takip etme şansınız olacaktır. Şimdi bu finansal modelde kullanmış olduğum varsayımlara bakmaya başlayalım. Hem açık sarı hem de parlak sarı alanlarda yaptığımız varsayımlar var ve bu varsayımlar bizim modelimizi şekillendirecek. Burada 10 yıllık bir süre için hesaplama yaptım. Şimdi varsayımlarımıza dayanarak evi satın almanın mı yoksa kiralamanın mı daha iyi bir seçenek olduğunu anlamak için bu finansal modelimizi kullanacağız. Eğer siz bu modeli bilgisayarınıza kaydedip rakamlarla biraz oynamak isterseniz yapmanız gereken tek şey sarıya boyalı alanlara rakam yazmak olacaktır. Tabi. Eğer Excel programını çok iyi kullandığınıza inanıyorsanız başka değişiklikler de deneyebilirsiniz. Diğer her şey bu sarı bölgelere girdiğimiz verilere göre hesaplanıyor. Peki, bir evde ne önemlidir? Tabii ki satın alma fiyatı önemlidir. O zaman ne yapacağız? İlk olarak evi satın aldığımız fiyatı buraya yazacağız. Şimdi evi satın alırken yaptığım ön ödeme yani Evin ne kadarını kendi birikimlerimle karşıladığım oldukça önemli Eğer isterseniz siz de benim yazdığım gibi buraya satın alış fiyatının yüzde 20'sini yazabilirsiniz Yani isterseniz buraya ne kadar ödediyseniz onu da girebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz Zaten burada ön ödeme yaptığınız tutarın evin değerinin yüzde kaçı olduğunu dosya otomatik olarak hesaplayacaktır Burada kullandığınız konut kredisi için varsaydığınız faiz oranı var. Ve buradaki ise anapara borcun amortismanı yani bakiye borcun azalarak sıfırlanması. Hatta başka bir deyişle ifade etmek istersek kredinin ana parasının amorti edilmesidir. Şimdi hemen bir soru geliyor. Konut kredisi taksitlerimi ödemeye devam edersem ve kredimin sadece faizini değil ana para borcunun da kapanmış olacağı süre ne kadardır? Bakalım, kısaca 30 yıl vadeli sabit faiz oranlı bir krediden bahsedelim. Bunun ana para amortizasyon süresi de 30 yıl olacaktır. Kredinin ana parası da 30 yılın sonunda sıfırlanacaktır. Eğer 10 yıllık bir krediniz varsa buraya 10 yazmanız gerekir. Burada emlak vergisi oranı var. Ben buraya ortalama bir oran girdim. Ve yıllık bakım masrafları olarak da bu rakamı öngörüyorum. Tabi bunlar birer varsayım. Bazı evler için daha az veya daha fazla olabilir. Bu tamamen size kalmış. Ve bu bölümde de aidatlar var. Aldığınız evin bulunduğu yer site olabilir, ortak bir golf sahası ya da yüzme havuzu, benzeri gibi ortak alanlara sahip bir yerde yaşıyor olabilirsiniz. Eğer alacağınız evin bu tip ortak alan kullanım giderleri olmayacaksa buraya sıfır yazmanız yeterli. Burada ise sigorta için yapacağımız yıllık ödeme var. Bu sel sigortası olabilir, deprem sigortası ya da yaşadığınız yerde ne sigorta yaptırılması gerekiyorsa onlar için ödeyecekleriniz olabilir. Bu parlak sarı renkli bölgede ise evin değerinin her yıl ne kadar artacağına ilişkin varsayımımız var. Bu gerçekten çok önemli bir varsayım arkadaşlar. Çok önemli olduğu için de göz alıcı bir renk yaptım burayı. Çünkü daha sonra bu videoda göreceğiniz gibi buraya yazacağım değer sonucu etkileyebilecek en önemli varsayımlardan birisi. Şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Kullandığımız bu finansal modelin buraya gireceğiniz varsayıma çok duyarlı olduğunu bilmelisiniz. Burada gelir vergisi oranını giriyorsunuz. Bu da sizin varsayımınız. Peki bu neden önemli? Hemen açıklıyorum. Konut krediniz için ödediğiniz faizi gelir vergisi matrahınızdan düşebiliyorsunuz ve ayrıca emlak verginizi de düşebilirsiniz burada. Diyelim ki gelir vergisi oranınız %30 ve kazandığınız her 100 liranın 30 lirasını vergi olarak ödüyorsunuz. Eğer vergi matrahınızdan 100 lira indiriyorsanız bu 30 lira daha az vergi ödeyeceksiniz anlamına gelecektir. Eğer gelir vergisi oranınız %20 ise vergi matrahınızdan yapacağınız 100 liralık indirim size gelir verginizde 20 liralık bir avantaj sağlayacaktır. Ev için ödediğiniz vergiler işte burada devreye giriyor. Tabii burada şunun da altını çizmek istiyorum. Bu anlattıklarımız Amerika'daki uygulamalar ama bu finansal model uluslararası da geçerli. Ancak yine de Sürekli tekrar ediyorum bunları Kanunlar, mevzuat, düzenleyici kurumların öngördüğü uygulamalar kısacası kurallar diyelim bir ülkeden diğerine değişiklik gösterebiliyor ve vergisel uygulamalarda değişiklik gösterebiliyor. Bunları aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar Burada enflasyon oranımız var ve biz bu oranın yüzde 2 olduğunu varsaydık Şimdi bu enflasyon oranını nerede kullandığımıza bakalım evin bakım giderleri, aidatlar, sigorta primleri ve bunlar gibi kalemlere yapacağınız harcamalarda her yıl enflasyon doğrultusunda artacaktır. Biz bunu öngörüyoruz. Enflasyon oranı için yaptığınız bu varsayım, krediniz sona erene kadar geçecek sürede yapacağınız bu gibi harcamaların ne kadar artacağını belirleyecektir. Bütün bu bilgileri yazdıktan sonra konut krediniz için yapacağınız aylık ödeme yani taksi tutarınız hesaplanacaktır. Faizin aylık bileşik olduğunu varsayıyorum ve hesaplamamı buna göre yapıyorum. Eğer ilgili formülleri biliyorsanız burada formülde değişiklik yaparak bileşik hesaplama yapılacak dönemi kısaltabilir veya uzatabilirsiniz. Benim anladığım Amerika'da çoğu konut kredisi oranı aylık bileşik üzerinden hesaplanıyor. Bu sebeple ben de finansal modelimi oluştururken aylık bileşik hesaplamayı tercih ettim. Evi satın almak mı daha iyi yoksa kiralamak mı? Asıl sorumuz bu. Bu kararı vermemize yardımcı olabilecek her şey sanırım koyduk. Şimdi bu varsayımlara göre oluşacak sonuca bakalım ve düşünelim. Birikimlerimizle evin ön ödemesini yapıp evi satın mı alalım yoksa birikimlerimizi bankaya yatırıp kirada mı oturalım? Burada benzer bir evi kiralamanın maliyeti var. Buradaki ise kiralarda oluşabilecek yıllık artışa ilişkin varsayımımız. Yani enflasyon kadar artacağını öngörüyoruz burada. Düşüncem o ki uzun vadeli düşündüğümüzde evin fiyatında her yıl olacak artış oranıyla kiralarda her yıl olacak artış oranı birbirine çok yakın olmalı. İşin aslına bakarsanız kira evin değeri baz alınarak belirlenir ve evin getirisi sayılabilecek bir şeydir. Eğer varlığınızın değeri aynı kalır, ancak bu varlıktan sağladığınız gelir yükselirse Getiri oranınız yükselmiş olur Tabi tam tersi durumda geçerli Kazancınız azalabilir, artabilir, neyse konuyu iyice karmaşık hale getirmeyelim Şimdi bu oran %6, yani ben öyle olduğunu varsaydım Siz isterseniz farklı bir varsayım yapabilirsiniz Burada eğer birikimlerinizi bankaya yatırırsanız elde edeceğiniz getiriye ilişkin varsayım var. Şimdi bir karar vermiş olayım, ne yapayım? Biriktirdiğim bu 150 bin lirayı ev için ön ödeme yapmakta kullanmayayım ve paramı götürüp bir bankaya yatırayım. Belki de yatırım konularında bir dahiyim, paramı hisse senetlerine yatırıp bir yılda belki %20 getiri sağlayacağım veya risk alma konusunda çok temkinli bir yatırımcıyım. Paramı götürüp devlet tahvillerine yatırıyorum. Bu durumda da yıllık %4 kazanıyorum. İşte burada bu konudaki varsayımımız var. Birikimimize bir yılda sağlayacağımız getiri. Unutmayın, getiri varsayımınızı vergileri de hesaba katarak yapmalısınız. Buraya girdiğiniz oran vergiden sonra elinizde kalan net getiri olmalı. Eğer gelir vergisi oranım yüzde otuzsa ve hisse senetleri piyasasında yüzde on getiri sağlayabileceğime inanıyorsam buraya yüzde yedi giriyor olmalıyım. Vergileri doğru şekilde hesaplamaya dahil ettiğimizden mutlaka emin olmalıyız. Şimdi de modelin geri kalanını açıklayalım. Tablonun hepsini bu sayfaya sığdırmaya çalışayım. Evet birazcık küçültüyorum. YouTube'da Excel konusunda gerçekten acemiyim. Hayır bu olmadı. İstemeden yaptım. Düzeltelim tekrar bunu. Tamam. Şimdi modelin geri kalanını gösterebilirim. Bu modelin işlenmesini sağlayan şey yaptığımız bütün bu varsayımlar. 40. satıra kadar hepsi satın alma seçeneği ile ilgiliydi. Başlangıçta evin değeri ne kadardı? Buraya bir şey yazmayın. Zaten hepsi otomatik olarak hesaplandı. Dönem 0'da evinizin değeri ne kadar? Model değer artışı için girdiğiniz varsayımları kullanıyor. Her dönem bir aya karşılık geliyor. Bunu buraya yazdım. Sonra da evinizin piyasa değerini buluyor. Aslında bu tamamen ev fiyatının her yıl ne kadar artacağına ilişkin olarak sizin girdiğiniz varsayıma göre belirleniyor. Buradaki de borç bakiyeniz. Konut kredinizin ana parasının henüz ödenmeyen kısmı. Yani bu bankaya borçlu olduğunuz tutar. Tabloya bakarsanız aylar geçtikçe ve siz konut kredi taksitlerinizi ödedikçe ödediğiniz taksidin daha büyük bir kısmı ana para ödemenize gidiyor. Ana para borcunuz zaman geçtikçe ve siz ödemeye devam ettikçe daha hızlı bir şekilde azalıyor. Kredi geri ödemeye başladığınız zaman özellikle ilk taksitlerde yaptığınız ödemenin önemli bir kısmı faizi ödemek için kullanılır. Eğer bilançolara giriş konulu videomuzu izlediyseniz öz kaynağınızın değeri eşittir evinizin değeri eksi bankaya olan konut kredisi borcunuz olduğunu hatırlarsınız. Başka bir deyişle varlıklarımın net değerinin ne kadar olduğunu gösteriyor. Veya bu yatırımın benim için değeri nedir sorusuna cevap veriyor. Bu hesaplamalar ve varsayımlar ev alma kararını verirken gerçekten oldukça önemli. Konut kredisinin faizi ki bu faiz oranının kaç olduğu sizin varsayımınızdı. Kredinizin ana para bakiyesi ve süresi. Bu da geometrik serileri kullanarak daha önce hesapladığımız konut kredisi taksidi. Ödediğiniz taksitten faizi düşelim, kalan tutar ana para borcunuzu kapatmaya gidiyor. Peki sigorta primlerinin de aylık olduğunu varsaymıştık hatırlarsanız. Yani 1 yıllık sigorta primi ne kadarsa bunu 12'ye bölüyoruz. Aylık sigorta giderimiz bu kadar. Ancak sonra bunu enflasyon oranına göre her ay yükseltiyoruz. Yani enflasyon oranını alıp 12'ye bölüyoruz ve her ay bu oran kadar yükseltiyoruz. Site aidatları bu da aylık bazda. Bu yüzden varsayımımızı alıp 12'ye bölüyoruz. Bakım giderleri de aynı şekilde, emlak vergisi de aynı şekilde diyebiliriz. Ben evinizin değerinin düzenli aralıklarla yeniden belirlendiğini varsaydım. Yani oturduğunuz yerde her yıl veya birkaç yılda bir gayrimenkul değerleme uzmanı geliyor ve evinizin değerini yeniden belirliyor. Sonra bu yeni değeri baz alarak ödeyeceğiniz emlak vergisi de yeniden belirlenmiş oluyor. Amerika'nın birçok yerindeki uygulama bu şekilde yani sonuç olarak ödeyeceğiniz emlak vergisinin ne kadar olacağı da bir şekilde evinizin değeriyle bağlantılı. Evin değeri yükseldikçe ödenecek emlak vergisinin de artması söz konusu. Gelir vergisi ödemenizde sağlayacağınız tasarruf, emlak verginizi veya kredi faiz ödemelerinizi gelir vergisi matrahınızdan indirebileceğiniz varsayımına dayanıyor. Bu da gelir vergisinde sağladığınız tasarrufları da ekledikten sonra yapacağınız ödemeler yani nakit akışı. Sizin durumunuzda nakit çıkışı demek daha doğru olabilir sanırım. Yani eğer evi satın almaya karar verirseniz her ay ne kadar ödeme yapacağınızdan bahsediyorum. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Evi satın alabilirsiniz. 150 bin lira ön ödeme yaparsınız bu durumda ve her ayda bu kadar ödeme yaparsınız. Gördüğünüz gibi ödeyeceğiniz rakam aylar geçtikçe artıyor. Konut kredisi taksitleriniz aynı kalıyor aslında ancak diğer harcamalarınızın çoğu enflasyon dolayısıyla yükselmiş oluyor. Şimdi bu seçeneği diğeriyle karşılaştıralım. Bu nakdi elimde tutsaydım kiramı ve kiralamaya ilişkin diğer masrafları ödeseydim ki diğer masraf dediğimiz çok küçük bir tutar olurdu herhalde. Geri kalan parayı bankaya yatırsaydım. Bu durumda bankadaki paramdan ne kadarını net kazanmış olurdum? Benzer bir evin kirasının aylık 2500 lira olduğunu varsaymıştık. Bu doğru ya da yanlış olabilir eşdeğer evin kirası ne olurdu? Bu rakamı siz belirliyorsunuz. Bu da sizin varsayımınız oluyor. Ve bu kirayı da enflasyon oranını baz alarak zaman içinde yükseltiyoruz. Burada bahsettiğimiz oran sizin kiralar ne kadar artardı diye girmiş olduğunuz varsayım. Karışmaması için enflasyon yerine kira artış oranı öngörünüz diyelim buna. Gerçek hayatta kiralar her ay artmaz doğal olarak ancak ben finansal modelimde bunun da her ay arttığını varsaydım Bence gayet mantıklı bir varsayım yine de eğer isterseniz değiştirebilirsiniz Ya da sadece yılda bir kez artmasını sağlayabilirsiniz tercih sizin Bu satırda kirada oturduğumuz sürede sağladığımız birikimler var ve bankadaki birikimlerimizin durumu elinizdeki 150 bin lirayı ev için peşinat olarak kullanmak yerine götürüp banka hesabınıza yatırmış olabilirdiniz. Bu sizin başlangıçtaki yani dönem sıfırdaki banka hesabınızdaki bakiye. Şimdi dönem 1'de banka hesabınızın bakiyesi ne olacak bakalım. Ana paranız artı bir ayda sağladığınız faiz geliriniz Ev satın aldığınızda ödeyeceğiniz tutarla kiranız arasındaki fark. İşte bu sizin tasarrufunuzun gelişimidir. Bu finansal modelde hangi ay ne durumdayız diye görebiliriz ve değişik dönemlere bakabiliriz. Excel'in sınırladığı yere kadar bu model devam ediyor. Yani hesaplamayı sonsuz yıla kadar uzatabiliriz neredeyse ancak gerçek hayatta konut kredilerinin Ortalama vadesi 10 yıl civarında. Zaten bir evde oturma süresinin de ortalama 10 yıl olduğunu düşünürseniz, konut kredilerinin vadesinin de bu süreyle uyumlu olduğunu düşünebilirsiniz. Burada benim yaptığım şey şu. Belirli varsayımlarla evinizin değerinin ne olduğunu bulmaya çalışmak. İsterseniz siz de kendi varsayımlarınızı girerek bu dosyayı kullanabilirsiniz. Finansal modelimizin sizin girdiğiniz varsayımlara göre 10 yıllık sürenin sonunda evinizin değerinin ne olacağını, konut kredisi borcunuzun bakiyesinin ne olacağını ve yaptığınız bu ev yatırımına ilişkin net varlığınızın ne kadar olacağını hesaplıyor. Hatta evi satmaya karar verdiğiniz zaman o gün nasıl bir durumla karşılaşabileceğinize dair şimdiden fikir sahibi olmanızı sağlıyor. Ki dikkat ederseniz Amerikan vatandaşları aldıkları evi ortalama olarak 10 yıl sonra satıyorlar. Peki bu işlem maliyeti ne kadardı? Emlakçıya %6 komisyon öderseniz. Umarım 10 yıl sonraki durum bundan farklı olur ve internet emlak alım satımı daha da yaygın olarak kullanılır ve emlakçılar aradan çıkar. Eğer bir emlakçıysanız sizden peşinen özür diliyorum. Bu 54. satır size eğer evinizi piyasa değerinde satarsanız emlakçı komisyonundan sonra size kalan net parayı gösteriyor. Buradaki sayı da aslında çok basit. Bunun size anlattığı şey şu. Diyelim ki evi satın almaktan vazgeçtiniz. Almamayı düşünüyorsunuz ve yaptığınız varsayımlar altında bankadaki birikmiş paranız ne kadar olurdu? Buradaki sayı ise şu iki sayının 10 yıl içerisindeki farkının bugünkü değere indirgenmiş halidir. Aslında net bugünkü değerini yazmak istemiştim. Fakat sanırım bugünkü değerini yazmamışım. Evet yazmamışım yani aslında bunun bugünkü net değeri olması gerekiyordu. Siz bu finansal modelle çalışmaya başlamadan önce bunu düzelteceğim. Şimdi 10 yıllık değeri aldım. Bu nedenle bu değer 10. yıldaki değer. Bu ikisi arasındaki fark. Eğer bunu belirli bir faiz oranı ile iskonto edersek, şimdiki net değeri bulacağız. Şimdi iskonto etmek için hangi oranı kullanmalıyım diye düşünüyorum. En iyisi enflasyon oranını kullanmak. Bu model size bugünün parasıyla düşünürsek eğer, satın alma ile kiralama karşılaştırmasının hangisinin daha avantajlı olduğunu gösterecektir. Süreyi gerçekten çok fazla açtım. Size önerim bu finansal modeli bilgisayarınıza yükleyip değişik varsayımlar girerek bu varsayımlara göre şekillenecek olası sonuçları değerlendirmek. Bence önemli olan da bu zaten. Bazılarımız kendi varsayımlarından çıkan sonuca bakarak ben kirada oturmalıyım diyecekler veya ev satın almaya karar verecekler. Ancak unutmayın, burada önemli varsayımlar yaptık ve sonucu ciddi derecede etkileyecek bu varsayımlar. Mantıklı varsayımlarda bulunmaya çalıştık. Örneğin, evin değerinin her yıl %3 yükseleceğini düşündük. Bu gerçekten akla yatkın bir varsayım. Eğer siz evin değer artış oranını %3 değil de %1 hatta eksi %1 ve eksi %2 girerseniz sonuçların ne kadar değişebileceğini gördüğünüzde siz de çok şaşıracaksınız. Bu varsayımların gerçekleşmesi de aslında mümkün. Bu geçmişte oldu. Konut fiyatlarının yatay seyrettiği dönemler yaşadık. 10 sene boyunca gayrimenkul fiyatları artmadı. Aslında araştırmaların çoğu bize gösteriyor ki gayrimenkul fiyatları geçen 100 yıl boyunca reel değerlerle sadece %1 ya da %2 seviyesinde yükseldi. Yani buraya varsayım olarak %1 ya da %2 yazmak aslında çok muhafazakar bir yaklaşım olmayacaktır. Gayrimenkul fiyatlarında yaşadığımız balon etkisi düşünüldüğünde belki de daha düşük bir artış oranı öngörmek daha basiretli bir yaklaşım olabilir. Bu varsayımlarla mutlaka oynayın. Ve bence böyle yapmak sizin bu modeldeki en önemli etkenlerin hangileri olduğunu anlamanızı sağlayacaktır. Önemli bir nokta daha var. Bazen eşdeğer bir ev kiralamazsınız, daha mütevazı bir ev kiralarsınız. Bunu yapmanız sizi farklı bir tasarruf seviyesine mutlaka taşır. Elde edeceğiniz değerle gözden çıkaracağınız değeri dikkatlice düşünmeniz gerekiyor. Her neyse, umarım bu modeli yararlı bulursunuz. Bence yararlı bulmalısınız. Bu insan hayatındaki en büyük yatırımlardan birisi. Dolayısıyla kişilerin bu yatırıma karar vermeden önce kendi beklentileri doğrultusunda detaylı analizler yapmalarında fayda var ve Bence bu yaptığımızda oldukça ciddi bir analiz. Bence bu neredeyse yapabileceğiniz en detaylı modeldi. O zaman keyfine varın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.